alkolün geçmişine baktığımızda değerli arkadaşlar, özellikle 1500'lü yıllarda Avrupa'da damıtılmış içkiler popüler olmaya başlamıştı ve bu içkiler her ülkede farklı isimlerle anılıyordu ama anlam olarak baktığımızda birçoğu Latince'de aquavit, yani hayat suyu anlamına geliyordu. Mesela İsveççe'de aquavit, Fransızca'da ödevi, Lehçe'de voda, ziçiya ve Galvin'de viski için ve seç bita derlerdi. Ve viski adabı değerli arkadaşlar, bir viskinin karakteristik özelliğini bakın, genel olarak coğrafyası, kullanılan imbik boyu, biçimi, kullanılan hubbat, malt, bununla beraber yıllandırma, olgunlaştırma, kullanılan meşe fıçılar gibi kriterler ne yapıyor? Her zaman belirliyor ve köklü viski ülkelerine baktığımızda aslında katı kuralları var. Mesela İskoçlar kendileri için iki şeyi çıplak severiz demişler. Bunlardan bir tanesi viski, bir tanesini sizin hayal gücünüze bırakıyoruz demişler. İrlandalılara baktığımızda asla yapmayacağınız şey viskisine sormadan buz koymak ve eşine bakmak ya da sankıntılık etmek. Sonuç olarak baktığımızda dünyada üretilen viskilerin %80'inin blend kategorisi olduğunu düşündüğümüzde buz tercih edilebilir. Bu tamamıyla size kalmış bir şey ama eğer bir malt kategorisi viskisi tercih ediyorsanız bence mutlaka sek ya da çok az su ilavesiyle tercih etmenizde yarar var. Ama bir viski kokteyli içmek istiyorsanız mutlaka blend kategorisi viskileri ne yapmanız gerekiyor? Tercih etmeniz gerekiyor. Sonuç, viski içmenin bir kültür olduğunu asla unutmamamız gerekiyor ve bu kültürü de iyi öğrenmek için, bilmek için benim videolarımı ne yapmanız gerekiyor? Bol bol izlemeniz gerekiyor. Evet, ne diyorum her zamanki gibi? Bilinçli içici, bilinçli tüketici.